Günaydın. Bugün bu sabah gündemi Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Şimdi Türkiye'de tabii ki heyecan dinmiyor. Her gün yepyeni bir gündeme uyanıyoruz. Normalde sizinle artık seçimlere 3 gün kala Saadet Partisi'nin seçmen tabanında nasıl bir eğilim var bunu konuşmak istedik. Ve tabii ki adayınızın çalışmalarını, yani Saadet Partisi'nin adayının çalışmalarını biraz değerlendirmek istedik. Ama bütün bunları yapalım derken birden Öcalan'ın olduğu iddia edilen bir mektup dün akşam gündeme düştü. Onu konuşarak başlamak istiyorum. Çünkü siz de bir gazeteci olarak takip ediyorsunuz. İstanbul'daki Kürt seçmenin oyu çok fazla. Artı muhafazakar Kürt seçmenin ne yapacağı pozisyonu çok önemli. Sizin de Saadet Partisi'nin de sizin değil tabii ki. Saadet Partisi'nin ve sizin de belki okuyucularınızın arasında Kürt seçmenin ağırlığı önemli. Dolayısıyla biraz bunu değerlendirmek istedim. Şimdi öncelikle adını bugüne kadar benim açıkçası duymadım ki ben 90'lı yılların başından beri Kürt siyasetini izliyorum, Kürt çözüm sürecini izliyorum, Kürt meselesini izliyorum, bölgede çok görev yaptım. Ali Kemal Özcan adını hiç duymamıştım. Benim hatam olabilir, benim eksikliğim olabilir. Evet, yani bugüne kadar biliyorsunuz Akil İnsanlar listesi yapıldı, çözüm sürecinde Dolmabahçe toplantıları yapıldı, bizler yayınlarımıza onca isim aldık. Daha Ali Kemal Özcan'ı hiç duymamıştım. Ama hadi diyelim ki belki son günlerde, son aylarda çalışmaya başladı ve bu kadar kısa sürede yazdığı kitaplarla Abdullah Öcalan'ın müthiş ilgisini çekti. Şimdi siz ve bir anda İmralı'ya davet ediliyor, Öcalan görüşüyor, görüşmekle kalmıyor, bir de bu kadar kritik bir süreçte bir mektup emanet ediyor. Siz bu hikayeyi satın aldınız mı? Ya da bir gazeteci olarak ne diyorsunuz? Yani çok şaşırtıcı. Beklenmedik bir şey. Yani tabii ki AK Parti'nin seçim öncesinde belki işte HDP tabanına vermek istediği mesajlar vardı. Kürt tabanıyla ilgili olarak, Kürt seçmenle ilgili bir takım çalışmaları yapmak arzu ediyordu. Aslında 31 Mart seçimlerinden önce de zaten bizzat Sayın Binali Yıldırım ben HDP tabanından oy istiyorum da demişti. Fakat tabii 31 Mart seçim sürecini terörize, HDP, PKK, diğer bütün adayları ve bütün muhalif partileri ve adayları böyle tanımlayınca bu iki seçim 2-3 gün kala doğrudan doğru Abdullah Öcalan mektubu üzerinden bir kamuoyu oluşması beklendik bir şey değil. Bu çok sürpriz bir şey oldu. Ama ilginç bir şekilde gündeme de geldi, oturdu. Şimdi 2-3 evet. gün bunu tartışacağız ve bununla ilgili bir yol alınacak. Şimdi tabii ki buradaki aslında stratejiyi siz şöyle mi okuyorsunuz? Tecrübeli bir genel yayın yönetmeni ve yazar, gazeteci olarak. Ya Kürt oylarını almadan bu seçimi almanın imkanı yok. Ve Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıyla Kürt seçmeninin de demokrasi bloğunda, kendileri adını öyle koyuyorlar, demokrasi bloğunda buluşması tabii iktidar açısından son derece sıkıntılı bir durum. MHP ile ortaklığına rağmen son dönemeçte en son dala sarılıyor ve Kürt seçmeni döndürmeye çalışıyor. Bunu böyle mi okumamız gerekiyor? Bir defa AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı bekleneni veremedi. Öbür taraftan Cumhur İttifakı özellikle Millet İttifakı'nı ve daha doğrusu CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu çok fazlasıyla güçlendirdi. Çünkü Cumhur İttifakı Kürt seçmeni doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'na aslında yönlendirdi. CHP'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun Kürt seçmeni üzerine çok fazla çalışmaya da ihtiyacı yoktu. Bu ittifaktan kaynaklı olarak yoktu. Tabii bir şekilde MHP tabanını elde edeyim ya da MHP'nin temsil ettiği tırnak içerisinde kullanıyorum devletle bütünleşme gibi bir algı olduğu için bunu kullanayım derken aslında milletten ve seçmenden AK Parti bir kopuş yaşamıştı 31 Mart seçimlerinde. Bu mektupla birlikte aslında doğrudan doğruya biliyorsunuz Sayın Erdoğan'da bir açıklaması var. HDP'de Demirtaş-Öcalan liderlik tartışması var anlamında. Farklı düşünüyorlar anlamında cümleler kullanıldı. Aslında HDP seçmeni üzerinde çok noktasal bir atış yapılmış oldu. Çok evet. noktasal bir hamle yapılmış oldu. Burada HDP aslında CHP'ye oy vermesi düşünülen kesimlerin de çok fazla
adaydan, Ekrem İmamoğlu'ndan uzaklaşmaması çok fazla işin içerisine girmiyordu. Hı. Yani çünkü hep böyle işte terörle evet. ittifak yaklaşımları söz konusu olduğu için ama HDP'de bazı açıklamalar yapmak, doğrudan doğru yapmak zorunda kaldı. Şunu ifade edebiliriz aslında. Terör meselesi, PKK meselesi ya da Abdullah Öcalan'la ilgili meseleler devleti meselelerdir normal şartlarda. Ve bütün siyaset de tabii ki bu konuyla ilgilidir ama seçim arefelerinde. Bu konunun özellikle getirilmiş olması, bunun bir parti ve iktidar ve seçim kazanım malzemesi haline getirilmiş olması bana göre, biz bugün tartışıyoruz ama devletin kendi yapısı içerisinde de bir tepki bulacaktır gibi geliyor. Şimdi hatırlayalım, Dolmabahçe süreci bir andı. Bülent Arınç açıklama yaparken hükümet sözcüsü olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki çözüm yok dedi. Dolmabahçe mutabakatını kaldırdı. Ondan beri de zaten çok büyük süreçlerden geçildi. Çatışmalı süreçlerden geçildi, şiddet döneminden geçildi. Çok kritik aşamalara gelindi. Ali Kemal Özcan adını hiç bu kritik aşamalarda görmedik. Ve biliyorsunuz çok uzun zamandır Öcalan avukatlarıyla da görüştürülmüyordu. Yani öyle ki evet yani, 30 yeni bir sayfa açıldı. Evet ama mesela o zamana kadar da mesela Öcalan'ın avukatlarıyla örneğin Sur'daki, Cizre'deki olaylar sırasında niye bir görüşme, madem Öcalan bu kadar kritik aşamalarda devreye girip sesini duyurabiliyor, niye o zaman avukatlar gidememişti? Niye hiçbir açıklama yapılmamıştı? Vesaire soruları çoğaltabiliriz. HDP, çok özür dilerim, kesiyorum sözünüzü ama HDP ile ilgili bir güven bunalımı şu an oluşturmak isteniyor. Anladığım kadarıyla HDP Kürt seçmenin bütün oyuna hakim görünüyor. Yani evet. Öteden beri Selahattin Demirtaş'ın hapse atılmış olması, orada tutulmuş olması ve buna rağmen HDP'nin çok bütünüyle oy kitlesini bir başka adaya ve adaylara bütün Türkiye genelinde taşıyabilme gücü karşısında herhalde Abdullah Öcalan kozu bir şekilde kullanılmak istendi. Bunun için önce biliyorsunuz avukatlarını ziyaret etti. Evet. Sonra hatta Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet ifadesini de kullanarak, bizim Mehmet ifadesini de kullanarak Mehmet Öcalan'ın da ziyaretine müsaade edildi, ifade edildi. Ali Kemal Özcan'ın açıklamalarından anlıyoruz ki eğer tabii bunlarda bir manipülasyon yoksa söylüyorum. Avukatlara verilmiş iki sayfalık açıklanmış olan mektubun kamuoyuna açıklanmadığı gibi bir takım güven bunalımı oluşturabilecek HDP tabanında evet, yani şimdi HDP'li seçmen niye bu mektubun ya da HDP'li olmayan Kürt seçmen niye bu mektuba inansın? Yani şu, orayı biraz hani tekrar altını çizerek söylüyorum. Öcalan diyor ki ay bu kitaplara bayıldım, bu akademisyen ne güzel kitaplar yazmış diyor. Buyurun gelsin çağırın İmralı'ya diyor. Demek ki Öcalan misafir kabul edebiliyor. Akademisyene gidip diyor ki aa benim kitaplarım çok benim, ben bir İmralı'ya gideyim mi diyor. Devlet de diyor ki ay rica ederiz, hay hay buyurun, avukatlara izin vermiyoruz ama size izin verelim diyor. Gidiyor ve Öcalan daha yeni tanıdığı bir yazara benim bir de bir mektubum var kamuoyuna. Size de çok güzel senaryo olarak evet, geldi. Ya avukatlarıma söylemedim ama lütfen yani bir kamuoyuna da şu önemli mektubu açıklayın diyor. Yani buna mesela Kürt seçmenin inanıp tamam o zaman bu böyleyse yarın ben oyumu böyle vermeyeyim mi diyeceği düşünülüyor. Devamını da ben getirmiş olayım. Öbür taraftan CHP'yi, Saadet Partisi'ni ve iktidarın evet. adayları karşısında duran, herkesi bir şekilde terör ve PKK'yla evet. ilişkilendirmeye çalışan AK Parti gazetecileri, tırnak içerisinde kullanıyorum, yandaş gazeteciler de deniyor. Ya da troll gibi hesapların birdenbire bu mektuba sahip çıkması da çok daha farklı bir şeyi karşımıza getiriyor. Yani ben bunun bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Ve bir senaryo çerçevesinde hareket edildiği aşikar gibi görünüyor. Evet. Kürt seçmeni geçmişte AK Parti'ye oy vermedi mi? Verdi. Ama Kürt seçmenin AK Parti'ye oy verme sebepleri vardı. Muhafazakar Kürt seçmenin de AK Parti'ye oy verme sebepleri vardı. Fakat bu sebepler ortadan kalktı. Özellikle MHP'lileşme süreciyle birlikte AK Parti içerisinde muhafazakar Kürt seçmeni AK Parti'ye oy vermekte zorlanıyordu. Ama muhafazakar Kürt seçmeninin de önündeki isim Abdullah Öcalan değil. Siz çünkü muhafazakar Kürt seçmenini de belki gündeme getireceksiniz. Muhafazakar Kürt seçmeninin Abdullah Öcalan'ın ortaya koymuş olunan mektup ona atlar. Yapılan mektupta, ortaya konan mektuptan sonra da AK Parti'ye gideceğini düşünmüyorum. Çünkü muhafazakar Kürt seçmeninin AK Parti'ye daha önce oy verme nedenleri
başka başka şeylerdi. Evet. Kürt barışı ile alakalı değil de yani, muhafazakarlık din üzerinden ya da sosyal politikalar yüzünden. Mesele, sosyal evet. politikalar meselesiydi de. Yani bir şekilde Güneydoğu'da barışın da sağlanması işte gibi nedenler de vardı. Ama bunlar aslında pek muhafazakar tabanı AK Parti memnun edemedi. Şimdi Saadet Partisi'nin stratejisi ne kadar etkili oldu, yararlı oldu bunu konuşacağım ama son bir bilgi daha vereyim. Belki bunun için de bir şey söylemek istersiniz. Bu arada Neçirvan Barzani de Türkiye'ye geliyor. Tam da böyle bir zamanlamayla. Biliyorsunuz Neçirvan Barzani ile de hükümetin özellikle enerji politikaları konusunda hem işbirliği var hem çok yakın çalışıyorlar. Neçirvan Barzani zamanında Oslo sürecini ve ilk çözüm sürecini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran ve onu ikna eden isim olduğu konuşuldu. Neçirvan Barzani'nin önemli bir yeri var çözüm sürecinde. Şimdi bir kez daha devreye giriyor, geliyor. Enerji politikaları, bundan sonra Kürt petrolünün hangi yollarla, hangi kanallarla, hangi şirketler üzerinden akacağı meselesi de tabii konuşuluyor olabilir ama bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz da, tam da Öcalan mektubunda? Bu da noktasal mesajlardan biri diye düşünüyorum. Çünkü Barzani ailesinin Güneydoğu'daki etkinliği, ağırlığı, nereden bakarsanız bakın hem muhafazakar seçmen üzerinde özellikle ağırlığı bana göre HDP'den ve Abdullah Öcalan'dan çok çok daha şey belli ki Barzani üzerinden de verilmekte olan bir mesaj var. Bunlar çok uygun adımlar. Yani tasarlanmış adımlar diye görmek gerekiyor. Evet. Yani tesadüfen seçim arifesinde Türkiye'nin bu kadar meşgul olduğu bir dönemde. Hatta şu sıralar Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok fazla meşgul olduğu bir dönemde böyle bir ziyaret. Neyse şöyle diyebiliriz herhalde Saadet'e geçmeli. Artık CHP, İYİ Parti, Saadet, HDP bunların alayı PKK ve teröristler tarafından destekleniyor söylemi bugün itibariyle bitiyor herhalde. Doğru. Çünkü desteğin ne tarafa gittiği yani konusu. Evet. Aslında yani 2-3 yıldır yapılan bütün bu şeyler ama bu, bu ayrı bir güven bunalımında AK Parti'ye belki bu hamleler artılar getirecektir ama mutlaka götürecekler de vardır. Siz de biliyorsunuz ki siyasette hiçbir şey 2+2=4 değil. Her hamlenin bir getirdiği bir şey olabilir ama götürebileceği bir şey de olabilir. Özellikle ilkesel gitmiyorsanız, ilkesel arayışlar ve hamleler yapmıyorsanız, güne göre, atmosfere göre, hava durumuna göre siz çok böyle zikzaklar çizerek ve büyük kırılmalarla hamleler yapıyorsanız 2+2 hiçbir zaman dört etmez. Şimdi gelelim artık çok az bir zaman kalan İstanbul seçimlerine. Bekir Ağırdır KON'da bir anket sonucu yayınladı ve buna göre 9 puanlık, 10 puanlık bir fark gözüküyor iki aday arasında, İmamoğlu'yla Binali Yıldırım arasında. Ama tabii bunda yanılma payı var. Hani diyelim ki 5-6 puan bile olsa önemli bir fark. Bu arada Saadet Partisi'nin kendi adayı da var. O da yarışta. Sadece iki aday arasında geçiyormuş gibi söylüyoruz ama. Ve Saadet Partisi burada akıllı bir strateji yürüttü. Çünkü dedi ki bizim tabanımızda asla CHP'ye oy vermeyecek bir kitle var. Ve biz dolayısıyla kendi borcumuzdur, adayımızı çıkarıyoruz. Sizce bu strateji şu ana kadar yürüdü mü, sonuç verecek mi? Nasıl bir, sizin en azından beklentiniz ne yönde? Nasıl bakıyorsunuz? Biliyorsunuz Saadet Partisi 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da 3 tane pusula üzerinden gidecek olursak, belediye başkanlıkları seçimlerinde 211 bin oy aldı. Meclis, ilçe belediye meclis seçimlerinde de 224 bine oy aldı. Büyükşehir belediye başkanlığında 103 bin oy aldı. Aslında Saadet Partisi'nin etki alanı 200 bin, seçmen bazında söylüyorum 200 binin üzerinde bir etki alanı var. Ama somut bir şekilde doğrudan dolayı bütün bu kutuplaşmaya rağmen CHP AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu üzerinden sürekli okunduğu için seçimler, buna rağmen 103 bin oyun Saadet Partisi'ne gelmiş olması ve bunu da sonuçta doğrudan doğruya etki meydana getirmiş olması uzun süredir tartışılan bir konuydu. Saadet Partisi'ni de çok fazla gündeme getirmiş ve taşımış oldu. Saadet Partisi adayıyla devam edecek miydi, etmeyecek miydi? Bu bana sorulduğu zaman ben o zamanlar diyordum ki bizde 50 yıllık bir gelenek var. İki kişi de kalsa birisi aday olur, bir diğeri de oy verir anlamında bir şey var. Saadet Partisi'nin stratejisi aslında
bir parti kazansın, öbürü kaybetsin diye bir çalışma stratejisi olmaz. Siz de biliyorsunuz, Ankara'da evet. uzun zaman siyaset yaptınız. Necmettin Erbakan'ı da uzun süre takip evet. ettiniz. Belli bir esaslar çerçevesinde davranmayı da tercih eder ve kendi adayını bu vesileyle çıkartmış oldu. Partideki büyük baskılara rağmen, öyle diyeyim yani aday çıkartma gibi taleplere baskılara rağmen çıkartmış oldu. Saadet Partisi yine aynı performansı ortaya koyacak ve aynı oy oranına ben ulaşabileceğini evet. düşünüyorum. Şimdi bu oy küçük bir oy gibi gözüküyor. Yani hani böyle diyorlar ay ne oyunuz var ki? Ama o oyun özgül ağırlığı var. Particik denildi biliyorsunuz. Tabii. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı particik dedi. Tabelası var, binası yok dedi. Bu gibi kavramlarla aslında Saadet Partisi tabanına 31 Mart seçimlerinden önce mesaj veriyordu. Öbür taraftan da terörize ediliyordu. Temel Karamollaoğlu Bey terörist olarak görünüyordu. Saadet Partiler vatan haini, millet haini, işte CHP ile HDP ile birlikte hareket ediyormuş gibi takdim ediliyor. Ve böylece Saadet Partisi'ne oy verecek kitleleri, daha doğrusu AK Parti'de memnuniyetsiz olan çok büyük bir kitle vardı. Onlar kopmasın, bizimle devam etsin diye Saadet Partisi'nin doğrudan doğruya hedef tahtasına konuldu. Aslında Saadet Partisi anketler 5.2 gösteriyordu. Saadet Partisi Genel Merkezi'nin yapmış olduğu anketler bu hafif tutmuş gibi görünüyordu. Seçim sonuçları çünkü %3 oranında Türkiye genelinde bir oy söz konusuydu. Şimdi farklı şey, yaklaşımlar var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Milli Gazete'ye bir ziyaret yapıldı. Yani evet. Binali Yıldırım Bey Milli Gazete'ye geldi ve bir takım mesajlar verdi. Bu da farklı bir yine seçim öncesinde yapılan önemli. Yani şöyle bir şey var mesela Saadet Partisi'ne bu kadar çok laf ediliyor. Binali Yıldırım Milli Gazete'yi ziyaret ediyor. Son dakika işte Öcalan yani enteresan bir şey aslında değil mi? Strateji olarak enteresan yani böyle bir strateji nasıl tutacak bilmiyorum. Neyse görüşme önemli o görüşmenin. Önemli ben şöyle söyleyeyim oraya şuradan gelmiş olalım. 31 Mart seçimlerinden önce AK Parti'nin bir kampanyası vardı. Bu kampanya aslında aday bazlı gitmiyordu. Sayın Binali Yıldırım'ın üzerinden değil, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlar üzerinden giden bir kampanya vardı. Neredeyse günde 5-6 tane Sayın Cumhurbaşkanı mitingler yapıyordu. Bakanlar geliyordu, ilçelerde toplantılar, mitingler yapılabiliyordu. Ve bu bakanların da çok ağır ithamları, biraz önce bahsettiğim gibi söz konusuydu. Sert bir dil kullanılıyordu. Tamamen bir kutuplaştırma şey var. 31 Mart'tan sonraki kampanya süreci bizzat Binali Yıldırım Bey üzerinden yapılıyor. Eğer 31 Mart'ı Sayın Erdoğan kaybetmişse 23 Haziran seçimlerinin sonucunda Erdoğan'dan daha çok aslında Binali Yıldırım'ın ve kampanyanın sonucu olacak. Kazanırsa da kaybederse gibi görünüyor. Yumuşak bir değil. Aslında farklı bir yaklaşım. Herkese sıcak mesaj verme gibi bir genel bir dil kullanıldı. Bir taraftan da tekzipler de oldu. Ben Milli Gazete'de Sayın Binali Yıldırım'ın gelip Saadet Partililerden özür dilemiş olması aslında 31 Mart'la ilgili bir tekzip çalışma, tekziptir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Saadet Partisi'ne yönelik söz dedi. Aslında bizzat başbakanlık yapmış birisi olarak özür diliyorum diyen Binali Yıldırım Bey tarafından yani kadronun AK Parti'nin 2 numarası tarafından tekzip edilmiş oldu. Süleyman Soylu'nun aynı şekilde sert açıklamaları ve 3 yıldır hem troll kadroların hem de kimi medya kuruluşlarının evet. Sayın Genel Başkan'la Temel Karamollaoğlu ile ilgili bütün iftira ve ithamları bir şekilde tekzip edilmiş oldu. Bu önemli bir şey. Şimdi tabii bu önemli de bu satın alınıyor mu? Ama işte yani bunun seçim hamlesinde siz de biliyorsunuz ki aslında yapılan hamleler kolay kolay karşılık bulmaz. Çünkü bir şekilde kalp kırıldıktan sonra onu tamir etmek, dal kırıldıktan sonra bir daha onu eski haline getirmek çok kolay bir şey değildir. Seçmen de, Saadet Partisi seçmeni de bu anlamda bu aşırı ithamlardan dolayı çok tepkili. Bir de tabii burada şöyle bakmak lazım. Şimdi Temel Karamollaoğlu'yla da ben kaç kere röportaj yaptım, soru sordum. Yani ideolojik olarak da zaten yapılmak istenenler, vaat edilenler açısından da ayrı. Temel Karamollaoğlu diyor ki sosyal adalet diyor. Ondan sonra herkese eşitlik diyor. Adalet olmadan bir ülke yürüyemez diyor. Hukuk devleti olmamız gerekiyor diyor. İşte adil düzen dediğimiz şey diyor. Başka bir şeyi kapsıyor. Şimdi hani bir özür dilemek, yani Saadet Partili seçmen şöyle mi bakacak? Evet özür dilediler ama vaatler bile o kadar farklı istikamette ki bugün sosyal refahtan ne kadar, kim ne kadar pay alabiliyor? Yani, bu değil midir aslında? Mesela
Saadet Partisi Genel Başkanı, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Sivas'ta bir konuşma yapmış, yatırımlarla ilgili, bu yatırımların israf olduğunu, şu aşamada durdurulması gerektiğine dair açıklamalar yapmış, kendi şehrinde hızlı trenle ilgili açıklamalar yapmış, orada cümleler kesilmiş ve Genel Başkan Temel Karamanlıoğlu bizzat yatırım karşıtı olarak gösterilmiş. Yani burada şunu ifade edebiliriz aslında. Saadet Partisi'nin şu anki üstlendiği misyon, Türkiye'nin normalleşme misyonu. Buna ihtiyaç var. Yani muhalefetle iktidarın görüşmesi, muhalefet partilerin birbiriyle görüşmesi ve devlet Ankara'da bir bütünlük sağlanmış olması, protokolün eski normal haline doğru seyrediyor olması noktasında önemli bir misyon yürüttü. Bize de aslında Milli Görüş Camisi'nin öteden beri klasik sağ tırnak içerisinde kullanıyorum. Çok farklı bir yaklaşım olmuştur. Biliyorsunuz 1950'den 2019'a kadar Türkiye'de seçimler yapılıyor. Kaç yıl? 69 yıldır. 69 yıldır Türkiye'de seçimler yapılarak aslında iktidar ve muhalefet belirleniyor. Genellikle CHP'ye bir bakıma hep haksızlık yapılır. Nedir? Hep CHP'nin 40'lı, 30'lu yılları arşivleri gündeme getirilir ve bunlar üzerinden sağ ve sol seçmen tasnif edilmeye çalışılır. Evet. Oysa 1950'den 2019'a, geçen yıl 69 yıl. Bu 69 yılda CHP kaç iktidarda kalmış biliyor musunuz? Gününü, saatini toplayın, ben koydum hükümetlerin tamamının şeylerini. 60 yıl değil, 6 yıl değil. 6 yıl. Yani evet. Bu 69 yılın 6 yılında CHP. 60 yılında sağ iktidar var. Yani tırnak içerisinde kullanıyorum. Yani yanlış anlamayın, algı tam oluşsun diye mahalle ifadesi tabii, olarak tabii. ifade etmiş olayım. Her 69 yılın içerisinde 6 yıl sadece CHP iktidar yapmış. Öyle 4-5 yılda darbe dönemlerini çıkarırsanız yaklaşık 60 yıl bu mahalle iktidarda kalmış. Ama bu mahallenin gazetelerine, gazetecilerine, entelektüellerine, siyasetçilerine, politikacılarına verilmiş bir kutsal görev var. CHP'yi dövmekle ilgili. Sürekli CHP'ye adeta dövülmek suretiyle aslında sağ iktidar hep kendini iktidarda tasnif etmiş. Ama eğer biz bugün Amerikancılığa karşıysak, IMF'ye karşıysak, Dünya Bankası'na karşıysak, bir şekilde yozlaşmaya kendi değerlerimiz bakımından itirazlarımız varsa, Türkiye'nin birçok noktada hukuksuzluğa, adaletsizliğe sağ iktidarlar döneminde yapılmış. Tamam, diyelim ki CHP'yi dövmek bizim görevimiz olsun. Biz niye hiç aynaya bakmıyoruz? 60 yıl boyunca iktidara gelen bizim, tırnak içerisinde yine kullanıyorum, sağ iktidarlar niçin hiç aynaya bakmaz da bu 60 yıl bu ülkeyi biz yönettik, biz bu hale getirdik demek gibi bir öz eleştiriye ve ona göre kendine çeki düzen vermeye niye hiç ihtiyaç duymayız da biz hep aman CHP gelmesin söylemi üzerinden bir şekilde seçim kotarmaya çalışırız. İşte bu bir istismar türüdür, politik istismar türüdür. Ve bu cenahın, bu mahallenin, yine ne olur kimse yanlış anlamasın, tam oluşsun diye ben yani çünkü tabii. Sonuçta sağ sol ya da İslamcı layık falan herkes ezberiyle vuruyor aslında Türkiye'de. Kendisini Atatürkçü diye tanımlanan, kendi ezberleriyle, kendini İslamcı diye tanımlananlar, aynen. Ülkücü diye tanımlananlar, işte Kürtçü diye, herkes kendi ezberi üzerinden vuruluyor. İşte biraz önce ne konuştuk? Bir ezberi konuştuk aslında ve bir şekilde son dakika hamleleriyle başka bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ezberler kötüdür ve Türkiye'de sağda, solda, Atatürkçüsü de, Kemalist'i de, İslamcısı da, muhafazakarı da, demokratı da, herkes kendi ezberleri üzerinden siyaseti okuyor. Bir de bir yanlışımız daha var. Biz hep kendimizi çekiç yerine koyuyoruz, karşımızdakini de çivi yerine koyuyoruz. Bunu politik anlamda yapabilirsiniz ama devlet sürekli çekiç rolünü oynarsa, işte o zaman devletin çivisi çıkar, çivi çakılmaz. Çıktı mı sizce de çivi? Tabii yani işte bu gelgitler, bu özürler, bu sıkıntıların tamamı aslında bunu gösteriyor. Bunu gösteriyor. Peki şimdi birazcık da sonucu konuşalım. Tabii hiçbirimiz bilmiyoruz ama siz İmamoğlu kazanırsa nasıl bir Türkiye 24 Haziran sabahı uyanacağımızı düşünüyorsunuz? Ve bu beraberinde neyi getirecek? Eğer Binali Yıldırım kazanırsa nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız? Ya da bundan sonrası için verilen mücadeleler, ekonomi, hukuk, adalet konusundaki sıkıntılar nasıl devam eder? Devam edebilir mi? Sürdürülebilir olur mu? Nasıl bir sürece başlar Türkiye? Ben 23 Haziran'dan sonra farklı bir Türkiye bekliyorum. Yani özellikle AK Parti'nin, ki AK Parti'yi biz değerlendirmeden Türkiye'yi zor değerlendirir. Sonuçta 17-18 yıl tek
başına iktidar olmuş ve adeta devlet yavaş yavaş parti devleti haline dönüştürülmüş. Doğal olarak biz yarınki Türkiye'yi konuşacak parti devletinde konuşmamız gerekiyor. Yani AK Parti'yi de konuşmamız gerekiyor. Seçimlerden sonra ister Binali Bey kazansın ister kaybetsin. Bence AK Parti Cumhur İttifakı'nı bitirecektir. Ve yeni bir zemin arayacaktır. Çünkü biraz önce de konuştuk. Cumhur İttifakı zaten AK Parti'nin zemini bitmişti. Yeniye dair her şeyi bitirmişti ve AK Parti üzerinden politik üretemiyordu. Cumhur İttifakı da beka üzerinden bir politik üretme ihtiyacı duydu. Fakat Cumhur İttifakı da MHP'leşme sürecini beraberinde getirdi. İşte muhafazakar Kürt seçmen ve yine ırkçı yaklaşmayan... Ya da liberaller, yani AB sürecine destek veren iş dünyası liberaller tabii gittiler. Tabii yani birçok kişi koptu, evet. Koptu, kopmaya da devam ediyor. O yüzden yeni bir sayfa açmak zorunda ihtiyacı. Zaten Türkiye İttifakı diye biliyorsunuz bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği bir konu vardı. MHP'yi mesela bu seçimlerde zaten göremedik. Önce denildi ki göreceğiz denildi. Fakat MHP'de zannediyorum Abdullah Hoca'nın sürecinden rahatsız olduğu için o da biraz pasifize hale kendisine getirdi ve Türkiye İttifakı gibi söylem vardı. Ben normalleşme sayfasını açacağını düşünüyorum. Peki ama biz Devlet Bahçeli'nin de koalisyon bozma, erken seçim ilan etme performansını çok iyi biliyoruz. Ha, onu, yine erken seçim bekliyorum. Yani AK Parti koalisyonu bozacak. MHP'de diyecek ki ne olursa olsun mutlaka Cumhur İttifakı artık tarihe karışacaktır. Ve Devlet Bahçeli erken. Devlet Bahçeli de AK Parti de bu seçimi isteyecektir. Çünkü zaten bu ekonomiyle bir 4 yıl gitmesi mümkün olmayacaktır. Farklı ittifak arayışları içerisinde AK Parti kendisini bulacaktır. Önemli olan tabii burada CHP'nin de tavrıdır, duruşudur. Zannımca AK Parti eğer İstanbul'u kaybeder, Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'u seçerse kendisine bir muhalefet zemini oluşturacaktır. Biliyorsunuz Türkiye'de genellikle iktidar ve muhalefet konuşulurken muhalefet boşluğu var denir. Benim kanaatim Türkiye'de bu bir muhalefet boşluğu değil, bir iktidar boşluğu olduğu yönündedir. Çünkü ortada muhalefet yapmayı kendine aslında görev edinmiş olan bir iktidar vardır. 17 yıl boyunca İktidar Partisi ve Sayın Erdoğan sürekli aslında muhalefet yapmıştır. Muhalefet yapma o kadar etkili yapmıştır ki muhalefete boş alan bırakmamış, muhalefete muhalefet yapma imkanı tanımamıştır. Öyle ki yeri gelmiş Sayın Erdoğan bir gazeteciye muhalefet etmiştir, yeri gelmiş iPhone'a muhalefet etmiştir, yeri gelmiş Portakal'a bir futbol takımına vesaire. Her şeye yani Saadet Partisi'ne muhalefet eden bir iktidar, CHP ana muhalefete muhalefet eden bir iktidar sürekli olmuştur ama aslında iktidar kendisidir. Fakat gördük ki 17-25 süreçlerinde paralel devletler kurulmuş. Aslında iktidar yapılmamış. İktidar boşluğu olmuş. Bu iktidar boşluğundan 15 Temmuz'dan doğmuş vesaire. Bu bakımdan bu bağlamda işi ele aldığımız zaman Türkiye'de aslında iktidar muhalefet de yerli yerine oturmaya başlayacaktır. Bu önemlidir. Peki tabii bu yani şu andaki demokrasi bileşenlerine bu konuda çok önemli işler düşecek. Ondan sonraki sürecin nasıl götürüleceğine ben dair ama. Saadet Partisi'ne gerçekten yani bir ben taraf olan bir gazeteciyim. Siz de biliyorsunuz taraf olmak da kötü bir şey değil bu arada. Yandaş olmak kötüdür. Çünkü yandaşlık bir beklentiyi de getirir. Ya makam, ya para, ya imkan, evet. Ya şöhret, ya uçağa binmek gibi bir takım beklentiler. Siz görüşlerden yana tarafsınız. Görüşlerden yana. Bu da ayıp olan bir şey değil. Öteden beri söylüyorum. Doğal olarak ben yani Saadet Partisi'nin yayın organının, bunu söylemekte de hiç abesle iştigal etmiyorum. Milli Gazete'nin genel yayın yönetmeni olarak söylemiyorum aslında. Bunu bir tahlil olarak söylüyorum. Saadet Partisi'nin üstlendiği misyon seçimlerden sonra güçlenecektir. Ve aslında umarım, umduğumu söylüyorum, muhalefetle iktidarı ve seçmen tabakalarını normalleştirme sürecine götürecektir. Bunda AK Parti'ye de görev düşüyor. Peki, orada sadece şunu sorayım, zamanın bitti, kapatmadım. Bir cümle daha söyleyeyim, ondan sonra şey yapayım. Ben 23 Haziran'dan sonraki süreçte Sayın Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacağını düşünüyorum. Bırakacağını düşünüyorsunuz? Yani çekileceğin Cumhurbaşkanı olarak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanacağını düşünüyorum. Türkiye İttifakı söyleminin perde arkasında da bunun olduğunu kanaatindeyim. Peki yine özellikle Saadet Partisi'nin seçmeni açısından da önemli milli görüş geneliği olması nedeniyle. Şimdi
Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın seçim sonuçlarına kadar sakin durduklarını ama ondan sonra güçlü bir şekilde siyaset sahnesine girmeye hazırlandıkları konuşuluyor, söyleniyor. Biz de gazeteciler olarak kaynaklarımızdan, bilgi kaynaklarımızdan bu yönde mesajlar geliyor. Bu tabii çok önemli çünkü hem milli görüşe geri dönülmesi, değil mi? Refah Partisi'nin, yani Ali Babacan o zaman yoktu ama Abdullah Gül olmasına sebebiyle çok önemli. Bu tabandaki karşılığı olacak. Dolayısıyla onların 23 Haziran sonrası siyasi tabloyu da değiştirebileceğini düşünüyor musunuz? Artı siz gelebileceklerini düşünüyor musunuz? Yani sahneye çıkabileceklerini düşünüyor musunuz? Evet, aslında beklenti var. Son 2-3 yıl içerisinde acaba çıkacaklar mı? Ne zaman çıkacaklar? Bodo'yu bekler gibi. Şeyler, hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de parti kurulu kurulacak gibi yaklaşımlar ortaya konuyordu. Ama bu hiçbir zaman olamadı. Çünkü bir şekilde Ankara, yani iktidar elinde tutan güç, bütün argümanları da, enstrümanlarını da en iyi şekilde bunun olmaması için kullanmış oldu. Ama şu süreç gösteriyor ki artık bizzat milletvekilleri de bazı insanlar artık arıyorlar. Evet, kuracağız diyorlar. Bu yönde de çalışmalar yapılıyor. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan birlikte değil, ayrı ayrı bir çalışma. Ayrı ayrı, ikisi birbirinden farklı. Ali Babacan, Sayın Abdullah Gül adına belki bu çalışmayı yaptığı görülüyor ya da tahmin edilebiliyor. Ahmet Davutoğlu da ayrı bir çalışma yapıyor. Fakat bu neyi getirir derseniz, bu da başka bir parçalanmışlığı daha getirebilir. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çözer mi derseniz, bence Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çözme noktasında mesela çok büyük bir şey meydana getireceğini ben düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. O yüzden mesela Saadet Partisi de aslında kendilerine gelip burada siyaset yapın dediler. Yani çünkü Saadet Partisi'nin şu an biraz önce bahsettiğim misyon bakımından söylüyorum. Önemli bir merkezi de temsil etmeye başladı. Anlayışı daha doğrusu söyleyeyim. Temsil etmeye başladı. Bir parti ama evet, Eylül'de, Ekim'de artık en azından ikisinden biri ortaya çıkacaktır. Peki, çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Artık heyecan dolu bir yarışın sonuna gelinecek pazar günü. Bakalım analizlerimiz ne kadar yerli yerini bulacak. Başarılar dileyelim. Herkes herkese dilesin ve pazar günü bir demokrasi sınavı versin. Peki. Çok teşekkür ederim tabii ki. Dava ne yaptıysam Allah rızası için yaptım. Necmettin Erbakan, yine darbe, yine Necmettin Erbakan hocanın kitapları. Çok teşekkür ederim. Kütüphanemize değerli bir kitap katıldı. T24'ten şimdilik bu kadar. Yayınlarımız devam edecek.